Niğde'mizin yöresel ürünlerinden ne yapabiliriz, nasıl bir dondurma yapabiliriz dedik. Sonra aklımıza patatesli dondurma geldi. Patatesli dondurma yaptık. Müşterilerimizin %70'inden çok beğeni alıyoruz. Elmayı biz kabuğunu soyarak yapmıştık. Olmadı. O dondurmayı çöpe attık. Sonra rendeledik. Sonra haşladık derken güzel bir reha yakaladık ortaya. Patatesi de aynı şekilde. Patatesi haşladık, pişirdik, bir türlü tutturamadık. Sonra püf noktasını yakaladık. 30 kilo dondurma, yalnız bu arada ziyan oldu. 30 kilo elmalı dondurma da olmuştu, 30 kilo patatesi de oldu. Şu an patatesli dondurmayı tutturduk, çok güzel. Türkiye'de hiçbir dondurmacıda patatesli ve elmalı dondurma yok. Bizim Çamarlı bölgemizin, özellikle Niğde'mizin misket elmasından dondurma yapan Türkiye'de sadece ben varım. Niğde'mizi ve Çamarlı dondurmamızı nasıl tanıtabiliriz? Farklı tatlarla, inşallah önümüzdeki yılda da çok sürpriz bir dondurma yapacağım. Bu da dünyada ilk olacak. Dün İtalya'dan aradılar. İnşallah kısmet olursa İtalya'ya gideceğiz. Yurt dışından da arıyor, yurt içinden de arayanlar oluyor bize. Soruyorlar, biz onlara söylüyoruz. Bizi arayan herkese patatesli dondurmanın, elmalı dondurmanın püf noktalarını söylüyoruz.